Ben Birinci Dünya Savaşı sona ermeden 1917 senesinin Temmuz ayının 7. gecesi, pardon 17. gecesi, Kadir gecesinde dünyaya gelmiş. İlkokula başladığım zamana kadar tabii bir şey hatırlamıyorum. Ama nüfus kağıdımda Alaşehir olarak gösterilmiş doğum yerim. Sebebi de ben doğduktan 6 ay sonra, işte 5-6 ay sonra babam memuriyeti gereği Alaşehir'e tayin olmuş ve nüfus kağıdı da oradan çıkmış. Zaten vaktiyle kimse böyle nüfus kağıdını günü gününe çıkartmazdı. Ve umumiyette Kur'an-ı Kerim'in de sayfaları baş tarafına falan yazılırdı. Benim doğumu da oraya yazmışlar ama sonradan babam Kur'an-ı Kerim'e birisine hediye etmiş ve bilemezlerdi. Tabii orada kalmamışız Alaşehir'de. Alaşehir'den sonra düşman işgaliyle beraber, yani Yunanların Ege'yi işgaliyle beraber Denizli'ye intikal etmişiz. Babamın gelen memuriyeti gereği. Düğün-i Mumiye'de aşağı kontrol memuruydu. İşte 3-4 yaşlarına kadar orada kalmışım. Sonra Kurtuluş Savaşı bitip de İzmir'de düşman denize döküldükten sonra da babam İzmir'e, oradan Bergama'ya, oradan Muğla'ya ve ilkokulu da birinci sınıfını da Muğla'da okumuş. Tabii o senelerin ne kadar yokluk içerisinde olduğunu biz o çocukluk çağlarında pek bilemiyorduk. Ancak işte annemden, ablamdan, abilerimden öğrendiğim kadarıyla o savaş yıllarında ben zeytinyağı çok severmişim. Ekmek üzerine zeytinyağı sürerler ve onu yerken susarmışım. Gene ağlamaya başlamışım fakat zeytinyağı yok. Susturmak için su sürmüşler ekmeğin üzerine, ekmek diliminin üzerine. Azıcık da nane, ondan avunmuşum. Ve o günleri hatırlamıyorum ben ama anlattıkları zaman tabii her şeyi biliyorum. Muğla'dan sonra Alaşehir'e tayin olmuş babam. İkinci sınıftan sonra, beşinci sınıfa kadar Alaşehir'de okudum. Alaşehir'in o zamanki halini de bilirim. 925 seneleri yanmış, yıkılmış Yunanlar tarafından. Ev yok. Babam böyle vaktiyle tekke olarak kullanılan bir yeri ev olarak vermişler. O tekkenin içerisinde bir oda, geniş bir sofa. O tekkede zikrederlermiş vaktiyle. Hepimiz orada, annem, babam, ben, ablam, abilerim hep o bir odada otururduk. Geniş bir bahçesi, bir havuzu, akrep, yılan, efendim çeşitli haşerat, bol bol bunun, hatta bir üçüncü sınıftayken de parmağımdan akrep soktu. Sabaha kadar ağladım, durdum. Zaman zaman ölüm tehlikesi, ölümden dönmüşsünüz. Evet. Hatta anneniz bir defasında sizi ölüme terk edip Üçüncü, gitmeyi ha, düşünmüş. o onu şöyle anlatır annem. Denizli'ye intikal ederken ishal olmuş. O sırada tabii at sırtlarında, katır sırtlarında falan gidiyoruz. Annem zaman zaman yürüyor. Sırtındayım. 3-4 yaşlarındayım. Artık derdi ki nasıl olsa ölecek, bunu bırakıvereyim bari burada diye aklından geçmiş. Sonra ablam falan yanında bulunanlar, yok biz taşırız demişler. Ve öylelikle yolumuza devam etmişiz. Onu anlatır. İşte Alaşehir'deki bu tahsil hayatım sırasında, yani ilkokul tahsilim sırasında çok hastalıklar geçirdim. O zamanlar tedavi şekli bilinmezdi. Hasta olanlar ölen ölür, kalanlar hayatına devam ederdi. Hiç unutmam, kızamık oldum. Kızamıktan sonra iyi tedavi edememişiz demek ki. Kızıla döndürdü. Kızıldan sonra ben şişmeye başladım.
Şişiyorum. Ben zannediyorlar, şişmanlıyor zannediyorlar. Annem, babam. Doktora götürmek akıllarına geliyor. Bir tane doktor var zaten Alaşehir'de. O da hükümet tabibi. Koca karı ilaçlarıyla. İşte koca karı geliyor, o bir ihtiyar bir kadın. Otların içerisinde sarıyor bana. Bir şeyler veriyor. Gene şişme devam ediyor. Nihayet dedi ki, bir kuzu işkembesi getirin. Bu işkembenin içindeki pislerle beraber saracağız vücudunu. Onun içine sardılar. 2-3 gün onun içinde kaldım. Tabii kurudu o üzerimde. Ondan sonra yine geçmedi. Nihayet babam dedi ki doktora götürelim. Doktora götürdüğümüz zaman doktor babama bir çıkıştı. Nerede kalmışsınız be amca dedi. Eğer bir hafta daha gelmeseydi bu çocuk ölürdü. Nefrit olmuşum. Şeyle böbreklerimden. Tabii çok sıkı bir perhiz. 2 ay müddetle ne tuzlu ne et şu bu hiçbir şey yemedim. Aklınıza gelen bütün hastalıkları geçirdik. Ondan sonra ortaokul zamanım geldi. Bu arada tabii her sınıf geçtikçe tatil aylarında evde kalmazdık. Muhakkak birisinin yanına verirlerdi. 3. sınıftan 4. sınıfa geçerken bir ayakkabı tamircisinin yanında çalıştım. 1,5-2 ay kadar ayakkabı tamiri. 4. sınıftan 5. sınıfa geçerken de bir şekerci ve helvacının yanında çalıştım. Yani helva yapmayı, şeker yapmayı bayağı öğrenmiştim. Bu arada abim posta telgraf müdüründe muhabere memuru. Onun yanında çalışırdım. Demek ki ilkokuldan sonra okul yavasıydım. Ya şekerci olurdum. Ya ben de muhabere memuru olurdum. Veya ayakkabı tamircisi olurdum. Hiç keşke öyle kalsaydım dediğiniz oldu mu? Daha sonra. Hayır demedim. Hiç öyle bir şey aklımdan geçmedi. Yalnız şeyi çok severdim. Manipüleyle telgraf yazmayı. Hatta abim benim bana bırakır. Kendisi gider çarşıya bir şey almak için. Ben telgrafları ben alırdım. Ben yazardım. Şimdi ortaokul zamanı geldi. Ortaokul yok şeyde Alaşehir'de. Ancak Manisa'da var. Tesadüfler işte insana yardım ediyor. Hayat öyle çizilmiş. Abim de askerliğini yapıyor Manisa'da. Manisa Orta Mektebi'nde de büyük abimin kayınbiraderi orada öğretmen. Diyor ki benim için Kenan ilkokulu bitiriyor, ortaokula gelecek burada. Yatılı, parasız kabulü için ona söylüyor. Çünkü parayla okuma mümkün değil babamın maaşıyla. Ondan sonra oraya gidiyoruz. İmtihanda muvaffak oluyoruz. Bizi alıyorlar. Ortaokulu böylelikle Manisa'da bitirdim. Sonra askeri liseye gittiniz. Ortaokulu bitirdiğimiz zaman askerlik nereden aklıma geldi? Bir milli güvenlik dersi, ki biz ona askerlik dersi öğretmeni derdik, bir kurmay yüzbaşı gelirdi. Orada tümen vardı Manisa'da, tümenin kurmay başkanı olan bir kurmay yüzbaşı derse gelirdi. Çok severdik onu. Sonra o kara kuvvetleri kumandanlığına kadar yükseldi. Suat Kuyaş, meşhur Suat Kuyaş'ın orgeneral. Onun bize verdiği derslerden etkilendik. Hatta bir gün biraz deli Suat derlerdi onu. Bomba atmayı öğretiyor bize. El bombası. Etrafındayız. Bombayı aldı. Bakın dediler. Şimdi bunu ben şeyi açacağım. Çıkaracağım şeyini, pimini. Elimde durduğu müddetçe patlamaz dedi. Şimdi dedi bırakacağım, fırlayacak. 121, 122, 123 diye sayacağım, ondan sonra atacağım dedi. Hemen atarsanız dedi. Orada patlamaz, düşman alır size atar dedi. Onun için düştüğü yerde hemen patlayabilmesi için 3 saniye geçmesi lazım dedi. Biz de çocuğuz. Böyle bir uçurumlu bir yerdeyiz. Aldı, hakikaten fırlattı. 121, 122, 123 dedi. At fırlattı, attı, orada patladı. İşte bunlar bizim hoşumuza gitti. Bitirdiğimiz zaman arkadaşlarla 8-10 kişi kadardık.
Asker mektebe gidelim dedik. Gittim. İzmir'de muayenelerim oldu. Bütün evraklarım tamamlandı. Kureyli Asker Mektebi'ne gönderdik. İmtihana gideceğiz. Abim de teres oldu. Dedi ki nereden çıkardınız bu şeyi? Kenan asker olmuşunu. Birinci Cihan Savaşı'ndan, Dünya Savaşı'ndan çıkmışız. İstiklal Savaşı'ndan çıkmışız. Askerliğin ne olduğunu onlar da biliyorlar. Mani oldu. Olmasın dedi. Ben de tabii babamın, anne, abimin sözüne uyarak bıraktım. Manisa'dan mezun olan yatılı öğrenciler o seneye kadar İzmir'e gönderdiler, İzmir Lisesi'ne. O sene Balıkesir'e göndermeye karar vermişler. Biz de Balıkesir'e gittik. Liseye orada okuyacağız. Fakat lise 9. sınıfta yeni açılmış. Zaten 9 ve 10 var. Daha son sınıfta yok. 2 sene olmuş açılalı. Öğretmenler üniversiteden mezun gençler. Daha yeni gelmişler. Hiç unutmam bir de sıfırcı Naci var. En fazla verdiği not 2 veya 3. Ne kadar bilirseniz bilin. Katiyen tam numarayı vermez. Bir gün imtihan olduk. Bana 1 mi vermişti? Ne şimdi hatırımda değil. Canım sıkıldı. Ben o kadar düşük yapmadım yani. En aşağı 3 numara alırdım. Gittim öğretmenler odasının kapısında. İşte şeylik, gençlik, delikanlık çağları. Bana niye şey verdiniz, az numara verdiniz diye öğretmene çattım. O da kovaladı. İyi ki dövmedi yani. Ondan sonra bana şey oldu, taktı. Taktı. Ben de kızgınlıktan dersine çalışmadım. Onun dersinde roman okumaya başladım. O sene zaten çok da roman okudum. Tabii o matematikten zayıf olunca fizikten de zayıf olduk. Kimyadan da zayıf olduk. Bir ders daha vardı. 4 dersten takıntılı olunca o sene öyleydi. 4 dersten ikmale kalan doğrudan doğruya sınıfta kalırdı. Sınıfta kaldık. Tabii yatılı, parasız yatılı hakkımız da kayboldu. Bir sene kaldınız mı bitiyordu. Balaşehir'e döndük. Şimdi abim yine araya girdi. Rahmetli yengemin akrabaları Kadıköy'ünde. Dedi ki siz İstanbul'a gidin. Kenan Tahsin'in orada devam etsin. Ben de dedim mahalle memuriyetimi belki oraya naklederim. Ben de İstanbul'a gelirim. Ve orada otururuz dedi. Oraya mektuplaşıldı. Bunlar da gelin dediler. O yengemin babaannesinin evine. Orada bir üst katta bir oda verdiler bize. Annem, babam, bir de ben gittik. İşte orada Kadıköy Asker Lisesi'ne, Kadıköy Lisesi'ne kaydoldum. Şimdiki Kenan Evren Lisesi olan, yani Fenerbahçe Stadyumu'nun yanı başındaki okul. Orada hem matematikten, hem fizikten, hem kimyadan en üst derecede not alıyordum. Demek ki ben bundan sonra hayatımda Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay olduğu zaman öğretmenler hep bunu tavsiye etmişimdir. Eğer öğrenci öğretmenini seviyorsa onun dersine çalışır. Sevmiyorsa çalışmaz. Bu ben üzerimde geçirdim bunu. Deneyerek geçirdim. Onun için o sene çok iyi bir dereceyle bitirdim. 10. sınıfa geçtim. Fakat orada yine askeri öğrencileri görüyorum. Palaskalı geziyorlar. Fiyakalı. Çekici. Ben yine içimden o asker olma hevesi debreşti. Babama dedim ki ben yine asker mektebe gireceğim dedim. Rahmetli babama karışmazdı pek. Peki oğlum dedim. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Abim bu sefer alaşıyor tabii o karışmıyor. Muamelelerimi yaptırdım, muayene bitti ve 10. sınıfa kaydolmak için müracaatımızı yaptık. Tabii yine imtihanla alıyorlar. Kuleli Askeri Meskidimine gittik, imtihan olduk. Kazandım. Maltepe Askeri Lisesi'ne verdiler bize. Dağıtıyorlar Maltepe ile Kuleli'ye ikisini. Ve böylece askeri mektebe 10. sınıfa kaydoldum. Şimdi ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum efendim. Siz sanatçı ruhlu, duygusal bir çocukmuşsunuz. Zaten genelde de hep öyle oldunuz. Nasıl oldu da böyle sanatçı ruhlu bir çocuk askerlik gibi katı
disiplini gerektiren bir mesleği seçti. Bu sadece gördüğünüz o üniformalardan mıydı? Üniformanın büyük etkisi var o yaşlarda. Birinci derecede o etki yapıyor. İkincisi de ben muntazam bir hayatı seviyorum. Disiplinli bir hayat benim hoşuma gider. Ben daima üstlerimden, büyüklerimden aldığım tavsiyelere uyardım. Onun için bu askerlik beni çekti, cezbetti. Sevdim o mesleği ve severek girdim. Yani zoraki değil. Yoksa benim İstanbul'da okuma mümkündü. Evimiz orada. Liseyi bitirirdim. Ondan sonra üniversiteye devam edebilirdim. Hatta niyetim de askeri doktor olmaktı. Askeri doktor olmaktı. Sonradan vazgeçtim. Benim askeri liseyi bitirdikten sonra doktor olmam mümkündü. Yani isteseydim doktor da olabilirdim. İstemedim. Muvazzaf subay olacağım dedim. Muvazzaf subay. Yani kılıçlı. Öyle derdik biz o zaman. Kılıçlı subay olacağız diye. Öyle oldu. Tabii askeri mektebi bitirdik. Harp okuluna geçeceğiz. 1936'da. 1936 senesinde. Harp okulu o sene Ankara'ya taşındı. Biz sınıflara ayrılmak için İstanbul'daki Harbiye'ye gitmiştik. Daha henüz taşınmamıştı. Orada sınıflarımız ayrıldı. Ben topçu sınıfını tercih ettim. İsterseniz onları anlatayım nasıl oldu. İsterseniz onları evet, çabuk geçelim. Çabuk geçelim efendim. Evet. Ondan sonra Harp okuluna geldik. Efendim. İki sene, o zaman Harp okulu iki sene. 36-38 senesi arasında Harp okulu Ankara'da bitirdik. İşte o esnada Harp okulunda yine bir hastalığa yakalandım. Birinci sınıftayken. Zatürreye yakalandım. O tarihte zatürrenin ilacı yok. Yalnız aspirin verirler, o kadar. Kuvvetli bir kış. Biz o kışa alışık insanlar değiliz. Ege bölgesinden gelmişiz. İstanbul yok arkadaşlar, İstanbul falan bölgesine. Onlardan 33 kişi hayatını kaybetti birinci sınıftayken. Ben de 3 gün komada kendimi bilmiyorum. 3 gün sonra gözümü açtım. Ben işte, demek ki ömrümüz bitmemiş. Devam ettik. Ve o hastalığı da böylece atlatmış olduk. O askeri okula başladığınız zaman siz de belki birçok öğrenci gibi bir gün ordunun zirvesine kadar yükseldiğinizi hayal ediyordunuz, düşünüyordunuz. Katiyen Sayın Bila, hiçbir zaman ben böyle o mesleğin en üstüne çıkacağım diye bir heves içerisinde olmadım. Askeri mektebe girdim, bütün gayem subay olmak. Subay çıktım. Bir müddet sonra dedim ki kurmay olacağım dedim. Akademiye gireceğim dedim. Akademiye girdim. Akademiyi bitirdikten sonra yani ben işte general olacağım falan hiç aklımdan geçmedi. İyi bir kurmay subayı olacağım. Ateşi militer gideceğim dedim. Onu gerçekleştiremedim. Sebebi lisan meselesiydi. Biraz da benim işte onurlu bir tarafım var. Gidip de bir ki el etek öpmem. Öpmedim. Yoksa yapsaydım ben ateşi militer giderdim. Ki bu imkanınız da varmış herhalde efendim. Çünkü, var, çok severlerdi. Çünkü sık sık üst rütbeli komutanlarla temastaymışsınız. Çok. Bu size ne sağladı? Efendim bu bana şunu sağladı. Yüksek Askeri Şura'da albaylıktan general olurken o Yüksek Askeri Şura'ya iştirak eden komutanların %80'i beni tanırdı. Tanıdıkları için ben 30 Kore'ye gitmekten dolayı bir sene kıdem aldığım için 37'lilerin peşine takıldım. En sonundayım ben. Ona rağmen generalliğe terfi ettim. İşte muhtelif yerlerde, çeşitli yerlerde çalışmanın faydasını böyle gördüm. Her gittiğim yerde kumandanlar daima beni sevdiler. Ben de onlara saygı gösterdim. Böylelikle hiçbir rütbede bir sıkıntıya maruz kalmadım. General olduğunuz zaman neler hissettiniz? Çünkü artık paşasınız. Bir adı paşa. Var. Sevindim tabii. Sevindim.
Şura toplandı. O günü bekliyoruz. Ama içimde bir şey de var. Olmasam da olmam. Ne yapayım diyorum. Hatta bir aralık içimden şu da geçti benim. Kayınpeder vefat etmişti benim albaylığımda. Bağları falan var Alaşehir'de. Kimse yok başlarında bunları idare edecek. Hanımdan, rahmetli hanımdan konuşurken ya edemezsek gideriz Alaşehir'de. Efendim. Bağların başına geçeriz. Biz çalıştırırız o şeyleri falan. Niye de düşündüğüm oldu. Oldu. Yani şeyli değildim. Hırslı değildim. Hiç hırs sahibi olmadım. Kin beslemediğim gibi hırsa da kapılmadım. Ve bütün mahiyetime hep bunu tavsiye etmişimdir. Hırs sahibi olmayın. Hırs insanı harap eder, mahveder. Kindar da olmayın. Kindar da olmayın. Bu da iyi bir haslet değildir. Hoşgörülü olun. Ben kızdığım zamanlar olmuştur birçok kimselere. Ama kısa zamanda unutmuşumdur onu. Efendim, o günlerde subayların maddi durumu nasıldı? Mesela siz ilk buzdolabını, ilk çamaşır makinesini Kore'ye gidince alabilmişsiniz. Onun harcırağıyla galiba. Efendim, onu da anlatayım. 1950 senesinde Demokrat Parti iktidara geldikten sonra hayatta bir pahalanma oldu. O zaman subayların lojman diye bir şey imkanları yoktu. Herkes kirada oturur. Ben de 1949 senesinde akademiyi bitirdim. Ankara'ya geldim. Ev arıyorum. Maaşımın 1/3'ünü versem ev bulamıyorum. Ancak bir bodrum katında ev bulma imkanına kavuştum. Ev ararken resmi üniformayla gidip ev arayamazdım. Hepimiz de öyle arayamazdık. Çünkü ev sahipleri o üniformayı gördüler mi sen bu evi tutamazsın derlerdi. Çok ağrımıza giderdi. Hatta ismi de çıkmıştı subayların. Gazozcu veya bodrumcu, bodrum katçı. Bu tabii orduda büyük reaksiyon doğurdu. Büyük reaksiyon doğurdu. Bu 50'li senelerde devam etti. İşte belki de 60 askeri ihtilalinin yahut da müdahalesinin sebeplerinden birisi de budur. Şimdi tam orduyu ihmal etmiştir.